Şimdi konuya girmeden önce biraz değerler dediğimiz şeyler nedir bunlara bakalım. Değerler dediğimiz şeyler tutumları veya eylemleri yönlendiren ve motive eden temel inançlardır. Senin için neyin önemli olduğunu belirlemene yardımcı olur. Değerler bağlı kalmayı arzuladığın, olmak istediğin kişi haline gelen kişisel niteliklerindir kendine ve başkalarına nasıl davrandığını, başkalarıyla ve çevrendeki dünyayla nasıl etkileşim kurduğunu bildirir ve kararlar almana yardımcı olur. Değerler yaptığın ve düşündüğün her şeyin temelidir. Farkında olsan da olmasan da değerler vardır. Ne yaptığın ve nasıl davrandığın değerlerinle eşleştiğinde hayat sana karşı kendini daha iyi hissettirir. Bir memnuniyet ve tatmin duygusu oluşur. Ancak değerlerin eylemlerinle uyumlu olmadığında mutlu olamazsın. Bilinç altında herkesin bir takım değerleri vardır. Önceliği bilmiyor olabilirsin ama yine de bazı sınırlayıcılar olabilir. Ancak esasında doğuştan bir bilgiye sahipsin ve içgüdüsel olarak değerlerin doğrultusunda yaşayacaksındır. Kendi değerlerin ihlal edilirse kendini depresif ve çok mutsuz ve suçlu hissedersin. Peki, bir narsistin benimsediği en önemli değerler hangileridir? Değerler, düşüncelerin ve eylemlerin temeli olduğundan, bir narsistin tüm eylemlerini bildiren ve sadece iki arzusu olan bir bağımlı gibi hareket ettiğini hatırlamak mantıklı olur. Birincisi dikkat çekmek, hayranlık ve kendisinin her şeyin en iyisi olduğunu teyit etme ihtiyacı. İkincisi ise kendisine güvensiz ya da betimlediği kadar iyi görünememekten korktuğu için kırılgan egosunu gizleme dürtüsü. Ahlaki pusulası normal insanlarınkinden çok farklı olan bir narsistle uğraşırken aynı değerleri paylaşmadıklarını akılda tutmak bizim için faydalı olur. Bizden farklı değerlere inanırlar. Şimdi sayacağım değerler narsistik kişilik bozukluğundan müstarip biri için tipik örneklerdir. İlk olarak görüntü ve görünüm. Kendisini güzel, zengin, zeki, birbirine bağlı ve başarılı olarak tanıtıp karşımıza çıkmak onun için büyük önem taşır ve bir narsist maddi güvence, sevgi, dürüstlük gibi değerleri imaja ve görünüşe feda edecektir. Bu durum narsistin kendisine güven verecek ve aynı zamanda eksikliğini maskelemenin de bir yoludur. İkinci olarak ise saygısızlıktır. Yalnızca kendi ihtiyaçlarına saygı duyulur ve bunları karşılamak için başka her şeye saygısızlık etmekten asla çekinmez. Başkalarının bakış açısı, yani başka bir perspektifi görmeye istekli ya da yetenekli değil, sınırlar ki hak duyguları sınırları aşar insanların kendisini yani narsistin kendisinden başka hiç kimse önemli değildir seninle muhabbet ederken senin için başka insanları aşağılaması ve itibarlarını zedelemesini dinlemek veya başkaları hakkında kişisel bilgileri nasıl ifşa ettiğini fark etmek senin için oldukça şok edici olabilir Üçüncü olarak ise sahtekarlık. Gerçek dediğimiz şey, narsistin dünyasında sadece bir amaca hizmet eden araçtır. İnsanların üstünde olan evrensel ahlaka dayanan bir gerçek yoktur. İhtiyaçlarının karşılanmasını geliştirecek ve temin edecek vizyonu vardır. Yani sahtekarlık olarak görmeden yalan söylemekte sıkıntı görmez. Kendini güvende tutmak bir zorunluluktur onun için kanıtla sunulsa bile bir durumu inkar etmekte hiçbir problemi yoktur. Gelelim dördüncüye, bencillik. Dünya onun etrafında döner ve o dünyanın bir parçası olan herkes onunla birlikte hareket etmelidir. Narsis için tüm olaylar, durumlar ve hikayeler onu kendisini merkezde tutar eylemleri onu yaratmaya ve hatta onu zorlamaya odaklıdır. Beşinci olarak ise sadakatsizlik. Onun için yani narsis için insanlar güvenilmez, insanlar kullanılmak için oradadır ve artık amacını yerine getirmezlerse yani insanlar onların yerini alabilecek başka birlerini bulma zamanı gelmiştir. Partneriyle paylaşılan ve geçirilen zamanların onun için bir şey ifade etmez. Narsist bir insanın eski partnerinden hemen sonra yeni biriyle günler içinde flört halinde olması da yaygındır. 6. olarak ise kontrol etmek. Narsistin direksiyonun başında olması, her şeyi kontrol etmesi son derece önemlidir. Kırılgan egosunu korumaya ihtiyaç duyduğu için kendisinin kontrol altında tutar ve kendisine istediğini vermesi gereken çevresindeki insanları kontrol eder. Ve narsis için istediği doğal olarak yani insan gibi verilmesi gerekmez. Çekinmeden zorlayarak zor yolla elde edebilir. Narsis anlaşıldığı sürece kendisini de anlatmak için herhangi bir sınır tanımaz. Kontrol etmenin başka bir yolu da baskı yoluyla insanları birbirlerinin uzaklaştırmaktır. Ve son olarak öz önem değeri. Narsis için önemli olan tek şey bir numaralı kişidir yani kendisi. Diğer insanların hayatı narsistin önemi etrafında düzenlenir, kontrol edilir ve zorbalığa uğrar. Merhamet bir yana, empati eksikliği başkalarının duygularına ve üzüntülerine bağlanmasını imkansız kılar ve kendine odaklanmayı ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmayı kolaylaştırır. Yani bir partide bir sahne yaratmak sadece ona odaklanmak için çok normal bir narsist davranıştır. Bir narsistle uğraşırken onun düşüncelerinin nereden geldiklerini bilmek önemli. Değer insanlardan çok farklı düşünür, hisseder, davranır ve maalesef çok zarar verici bir yapısı da vardır. Burada bu insandan kendini korumak istiyorsan sana tavsiyem kendini bilgi yoluyla korumak olur. İyi bir ilk adım olur senin için. Karşındaki insanlardan herhangi biri az önceki bahsettiğim değerleri taşıyorsa, benimsiyorsa bunu fark et ve dikkatli ol lütfen.